Peki burada mı çalışacak? Evet, doğru. Kız kardeşimin yanında çalışacak. Bütün bunları Hartum elçiliğinde de anlattım. Aile yanında çalışıyor. İyi bakılıyor. Tamam, teşekkür ederim. 815 sefer sayılı Nivas uçağı için son çağrı. Bıçaklar, çatallar, yemek tabakları, fincanlar, kupalar, küçük tabaklar, vazolar, büyük kaseler, kaplar, kahve, şeker, ketçap, konserveler, cezveler, tavalar, pirinç. Hadi al bakalım. Çocuklara öğle yemeklerini paket yapıyoruz. Nasıl hazırlayacağını sonra gösteririm. Teşekkür ederim Halima. Sait, Bishop's Gate'e gidelim lütfen. Peki efendim.
geçti. Sakin olun, tamam. Çok güzel. Şuraya koy. Dün gece alarmı duydun mu? Biri eve girmeye çalışmış olmalı. Layla çocuklarla çok iyi anlaştığını söyledi. Oğlanlar da seni sevmişe benziyor. Bu çok iyi. Bu arada pasaportunu alsam iyi olur. Güvende olması için. Üzerinde mi? Otur bir dakika. Evet. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır Halima. Şunu unutma. Kocam ev işleriyle ilgili meselelere karışmaz. Yani o bir şey demeden onunla konuşma. Daha önemlisi hiçbir suretle kapıya bakmayacak ve iznim olmadan evden çıkmayacaksın. Gündüz ya da gece. Anlıyor musun? Anlamıyorsun değil mi? Sen ev işleriyle ilgilen. Sana ne diyorsa yapmalısın. Gelip bana ağlama. Acınacak haldesin. Çocukların yatması gerek. Peki Halima. Daha yatma saati gelmedi. 8:30, itiraz yok. Uyku iyidir. Uyku dostunuzdur. Sen uykuyu sever misin? Uykuya bayılırım. Uyuduğunda rüyanda ne görürsün? Pek çok şey. Genelde neyi? Evimi. Evin nerede? Çok çok uzakta, Nuba Dağları'nda. Ev artık burası. Annem söyledi. Mülteciymiş. Değil mi? Evet. Ben Maliha Alnur'um. Bah Alnur'un kızıyım. Kaçanın güreş şampiyonu. Hadi yarışalım. Hile yaptın, benden önce başladın. Ya hamam gavvam, elfi elfi selam. Ya hamam gavvam, elfi elfi selam. Lev haşya haşya gavvam. Hoşça kal aşağı. Hoşçakal Maliha. Acıdı. Okul nasıldı? Bir bakalım bugün müdür bana ne söyledi. Ne? Ben tam Müslüman sayılmazmışım. Çünkü Nuba'ymışım. Sen de yanıldığını göster. Bir şey daha. Kraliyet boncukları. Babam vermişti. Baba. Aa, olamaz. Şuna baksana lütfen. Prensese benziyor. Yo yo, gerçekten. O bir prenses. Uyuması gereken bir prenses. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Baba. Bana bulut hikayesini anlatır mısın? Lütfen. Bir zamanlar, çok çok eskiden, dağlardaki bulutlar o kadar alçaktaymış ki,
Bütün kabile halkının kafası onlara çarpıyor ve hiç kimse düz yürüyemiyormuş. Sonra bir gün yaşlı bir kadın mısır öğütürken başını çok alçakta olan sinir bozucu bir buluta çarpmış. Aa diye bağırmış. Ayda olduğun yere dönsene seni sersem bulut. Yaşlı kadın öyle kızmış ki buluta sertçe vurup gökyüzüne fırlatıvermiş ve diğer bulutlar da beraberinde gidivermişler. İşte bu yüzden bugün Nuba dağlarının üzerindeki bulutlar o kadar yüksekte duruyorlar. Ve eğer çok yakından bakacak olursan orada durmaya bile biraz korktuklarını görebilirsin. Şu taraftan. Yavaş. Şöyle koyun. Kaçayım deme. Ellerini ceplerinden çıkar. Cebinde ne var görmek istiyorum. Sen bir şey mi sakladın? Kardeşler! Benim adım Malia Annur. Kaşa kabilesindenim. Yardım edin! Kardeşler! Hey! Burada ne işin var? Bin arabaya. Tamam. Dışarı çıktığını söylememi istemiyorsun. Bana uyar. Teşekkür ederim.
Maliye. Hadi bekle. Gel. Maliye. İkiniz de yürüyün. Çabuk olun. Koş Maliye, koş! Koş Bah! Koş! Onu bulacağım. Nasıl? O yaşıyor. Bunu bilemezsin. Biliyorum. Hayır Bah. Bilmiyorsun. Sesini duydum. Şimdi yakınındaki kampta muhalif savaşçılar var. Belki onlar bir şey görmüştür. Orası 3 günlük mesafede. Hızlı yürürsem 2 gün içinde gidebilirim. Ya sonra? Bilmiyorum. Kujur hiç ümit olmadığını söyledi. Kujur dedi ki... Ne dediğini biliyorum. Onu bulacağım. صبر كثير على الأشواق صبر كثير على الأشواق طويل الانتظار طويل الانتظار Susadım ben. Ben de susadım. Su istiyorum. Ah.
Susadık, su istiyoruz. Ne zaman susadığınızı siz değil ben karar veririm. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Telefon açıyordun. Kimi arıyordun? Kimseyi. Ver şunu bana. Sakıncası olmaz diye düşündüm. Siz çok iyisiniz. Kuzeniniz gibi değilsiniz. Buraya geldiğime çok seviniyorum. Çünkü buranın Hartum gibi kötü olmadığını biliyorum. Bu Londra numarası. Bunu sana kim verdi? Hartum'dan bir kız. Burada kimseyi tanıyor musun? Hayır. Peki kim bu? Bilmiyorum. Bana numarayı o kız vermişti. Onu neden arıyordun? Arkadaş olduğunu söylemişti bana, o yüzden. Benim iznim olmadan kimseyle konuşmamanı söylemiştim. Başka kimseyle konuşmaya kalktın mı? Hayır. Yalan söyleme. Hayır, yemin ederim kimseyle konuşmadım. Bu ev dışında herhangi biriyle konuşmaya kalkarsan kocam aileni öldürtür. Lütfen. Şunu anlaman lazım. Bir daha itaatsizlik edersen baban ölür. Seçim senin Maliye. Selamünaleyküm. Yemek yok. Çek git. Yemek istemeye gelmedim. Muhalinler köyümüze saldırdı. Çok insan öldü. Bazı çocukları götürdüler. Kızım da onlardan biriydi. Onu aramaya geldim. Kim olduğumuzu biliyor musun? Siz Kurtuluş Ordusu'sunuz. Hükümete karşı savaşıyorsunuz. Muhalinleri öldürüyorsunuz. Şurayı görüyor musun? Canlı ne varsa öldürdüler. Öyle çok ceset var ki çukurlar kazdık. Sizler şanslısınız. Evine dön. Kızım hala yaşıyor. Öyleyse onu satarlar. Bütün kuzeyde köle ticareti yapıyorlar. Hartum'da, Port Sudan'da, her yerde olabilir. Onu asla bulamazsın. Lemme shoo
Yürüyün. Çabuk. Çabuk. Bakabilir miyim? Buyurun lütfen. Gel buraya. Aç ağzını. Dilini göster. Şuna bakın. Küçük maymunun dili hala dışarıda. Onu alıyorum. Görevlerin. Bulaşıklar, deterjan, eldiven. Bütün tezgahları temizle, ocağı temizle. İşte tüm bunlar temizlenecek. Tabaklar buraya, kapkacak buraya konuyor. Çocuklar için gevrek, fincanlar ve bardakları buraya. Her yemekten sonra masayı toplayacaksın. Ayrıca evin kalanıyla bahçeyi de temizleyip ben ne dersem yapacaksın, tamam mı? Bana bu şekilde sakın bakma. Sana bahçede küçük bir kulübe hazırladım. Gel bak, gel. Gel. Gir. Evet. Ne diyorsun? Teşekkür et. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Maliha. Tamam. Beslenme çantası. Evet. Bu da Fazla'dan. Hey, ver onu. Benim o. Hayır, o Jamal için. Yetişme çağında o. Ben de öyleyim. Maliha, biraz daha kahve lütfen. Çabuk olun çocuklar. Tamam. Güle güle. Hoşça kal anne, hoşça kal baba, hoşça kal. Güle güle canlarım, uslu olun. Arabayı yıkamana mı söyledin? Salak herif, daha yeni yıkadım. Şunları tak. Donacaksın. Kaç yaşındasın sen?
Hartum'daki kuzenlerinin evinden geldin, öyle değil mi? Orası nasıl bir yer? Çok sıcak değil mi? Neden geldin? Ailen Londra'da mı? Hı? Mülteci misin? Az da konuşmuyorsun değil mi? Bıçaklar, çatallar, kaşıklar. Gülümse. Gülümse. Üzüntü nedir bilmiyorsun. Gelsene, buraya gel de fıskiye ile oynayalım. Kızımdan uzak dur. Kızıma dokundun. Kızıma nasıl dokunursun? Gel buraya. Burada madan dur. Tamam. Madem böyle davranacaksın git. Sana engel olmayacağım. Seni saygısız velet. Serbestsin git. Gördün mü? Ben olmadan çaresizsin. Ben olmadan sen hiçbir şeysin. Merhaba. Merhaba. Kedi Muran'a benziyorsun. Sen buradaki çocuklar gibi değilsin. Hayır. Ben buradaki çocuklar gibi değilim. Sen yaralısın buradaki çocuklara benzemeyen çocuk. Beni dövdü. Peki seni neden dövdü buradaki çocuklara benzemeyen çocuk? Çünkü ben onun kızına dokundum. O çok kötü biri. O çok kötü biri. O zaman ben seni korurum. Beni korur musun? Ben seni hep koruyacağım. Benim adım Maria. Senin adın ne küçük kedi? Benim adım... Bah. Bah mı? Babamın adı mı? Evet. Bah, babanın adı.
Günaydın. Sana ne kadar para veriyor? Hı? Ne kadar? Bak, vergi memuru falan değilim. Eline ne kadar geçiyor ha? Söyle. 1000. Aylık mı? Haftalık. Haftalık mı? Ne? Şey, 100. Haftalık 100 mü alıyoruz? Hayır. Ne o zaman? Bilmiyorum. Bak, gitmem gerek. Sen iyi misin? Lütfen Halima'ya ne dediğimi söyleme, olur mu? Bu evin idaresi sende. Ama gördüğüm kadarıyla bunu bile beceremiyorsun. Hocan sana nasıl katlanıyor bilemiyorum. Çok üzgünüm. Yatağa. Uykum gelmedi ama. Saat kaç? Geç. Yatma vakti gelmedi. Yatma vaktin geçeli yıllar oldu. Böyle diyemezsin. Nedenmiş? Zaman böyle işlemez ki. Zamanın nasıl işlediğini nereden biliyorsun? Okulda öğrendik. Saniyeler, dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar ve yıllar. Peki ya bir yıl aslında bir günse? Nasıl? Zamana ne olduğunu söyleyemezsin. Zaman ne isterse odur. Bir zamanlar 12 yaşındaydım. Şimdi 18'im. Ya tüm o yıllar bir anda geçtiyse? Göz açıp kapayana kadar yıllar geçiyorsa? Yatağa. Bize bulut hikayesini anlat. Bir zamanlar, çok çok eskiden, dağlardaki bulutlar o kadar alçaktaymış ki bütün kabile halkının kafası onlara çarpıyor, kimse düz yürüyemiyormuş. Sonra bir gün yaşlı bir kadın mısır öğütürken başını çok alçak dolan sinir bozucu bir buluta çarpmış. Ah diye bağırmış. Ay doğduğun yere dönsene seni küçük aptal. Yaşlı kadın öyle kızmış ki buluta sertçe vurup onu birdenbire gökyüzüne fırlatmış. Diğer bulutlar da beraberinde gitmiş. İşte bu yüzden bugün Nuba Dağları'nın üzerindeki bulutlar o kadar yüksekte duruyorlar. Ve eğer çok yakından bakarsanız orada durmaya bile biraz korktuklarını görebilirsiniz. Hadi artık yatağa. Hadi hepiniz. Yatağa. Şşt. Hadi. Diğerini de atın. Sağ ol.
Selam. Aleykümselam. Haber var mı? Belki artık aramayı bırakmalısın. 6 yıl yeterince uzun. Karının da sana ihtiyacı var. Kızımı kaybettim. O benim tek çocuğumdu. Biliyorum. Onu koruyacağıma söz vermiştim. Biliyorum. Biliyorum deyip durma. Bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. Elimi tutuyordu. Söz verdim. Elimi sıkı tut Maliye. Sıkıca tutarsan seni asla bırakmam dedim. Çocuğum onu korumam için bana baktı. Oysa ben... Bunun nasıl bir his olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Maliye Alnur, 18 yaşında bir Nuba. Bu isimde bir kız tanıyor musunuz? Birinci kattaki terziden kıyafetlerimi al. Seni aşağıda bekliyorum. Al. Şunları alacaktım. Maliye, nereye gidiyorsun? Maliye! Biriniz durdurun onu! Baa! Buna inanamıyorum. Böyle olay çıkarmak da nedir? O bakışı bilirim. Bir şey saklıyorsun.
Bu nedir? Ne o? Hiçbir şey. Ver onu bana. Hayır. Ver onu bana dedim. Bu kadar. Yettin artık. Seni Londra'ya göndereceğim. Kuzenim yardımcı bulayım diye başımın etini yiyordu. Seni o alabilir. Devamlı bir iş bulunmayınca işler çok da kötüleşiyor tabii. Kesinlikle. Sınırı geçtikleri anda vergi istiyorlar. Evet, ne yapacağız bilmiyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Buna bir çözüm bulunması lazım ama... Su istiyorum. Gel buraya. Halima'ya laf dinlemediğini söylememi ister misin? Yaklaş. Dokunma bana. Halima'ya söyleyeyim mi? Hayır, bana dokunmaya hakkın yok. Kim demiş? Buna hakkın yok. Bana bir daha dokunursan bağırırım. Halima! Ah! Buna inanabiliyor musun? Kız tepsiyi fırlattı. Malia, ne oldu? Bana dokunmaya çalıştı. Öyle bir şey yapmadım. Senden suyu istedim, söylesene. Bu doğru mu? Onu daha iyi terbiye etmelisin. Thank you.
Kalk. Git yıkan. İğrenç görünüyorsun. Dişlerini de fırçala. Nefesin kokuyor. Çocuklara bakması için bir dadı tutacağım. Şu andan itibaren onlarla konuşmayacaksın. Yanlarına yaklaşmayacaksın. Yemek pişirecek, temizlik yapacak, uyuyacaksın. Baba. Babacığım. Ya Tanrım. Affedersin, affedersin. Tanrım. Burada ne halt ediyorsun ha? Neredeyse kalp krizi geçirecektim. Özür dilerim. Neredeydin? Halima beni odama kilitledi. Bir haftalığına. Tanrım. Neden? Abisi bana dokunmaya kalktı. Ben de izin vermedim. Seni bu yüzden mi kilitledi yani? Onu mutlaka polise şikayet etmelisin. Hayır. Polis olmaz. Bak bundan sonra burada kalamazsın. Hayır, kalmak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Bu çok doğru. Çıkıp gidemez misin? Gidemez misin? Sana para bile vermiyorlar, öyle değil mi? Böyle bir şeyi gizleyemezsin. Birine söylersem... Ailemi öldüreceğini söyledi. İmkansız. Öyle dedi. İmkansız. Bunu yapabilir Sait. Bak o böyle düşünmeni istiyor. Yapabilir. Saçmalık. Neden zahmet etsin ki? Onun için hiçbir şeysin. Geldiğin yerde senin gibi bir sürü var. Sen hiç kimsesin. Ben Maliha Alnur'um. Bah Alnur'un kızıyım. Kaçanın güreş şampiyonunun. Kabilemde ben bir prensesim. Evet abi. Sence bunu umursuyor mudur? Bu gerçek. Evet, bir şey fark etmez. Sen hiçbir şeysin. Özgür olursam belki polise gidebilirim. Şimdi oldu işte. Önce buradan çıkmalıyım. Doğru. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Eve dönene kadar kalabileceğim güvenli bir yer bulabilir misin? Evet. Londra'da kimseyi tanıyor musun? Seni tanıyorum. Evet, tabii. Ama kalabileceğim bir yer vardır, öyle değil mi? Seninle kalırım.
Evet. Evet tabii. Bana kalsa sorun olmazdı ama... Neyse tabii ki kalabilirsin. Ama şey bak ben evliyim ve benim çocuklarım var. Ve evim çok küçük. Karım da huysuz. Ayağınıza dolaşmam. Anlıyorum ama biraz karışık işte. Bak bu işe ihtiyacım var. Eğer sana yardım ettiğimi duyan biri olursa... Korkuyor musun? Korkuyorum, evet. Neden korkuyorsun? Çünkü... Evet. Çünkü... Korkumu nasıl yenebilirim? Babamla Adarş Bah. Küçük adımlar at. Buradaki çocuklara benzemeyen çocuk. Amir bir haftalığını iş gezisine gitti. Yemeği çocuklarla beraber yiyeceğim. Peki Halima. Maliye, iyi misin? Havlularınız burada. Yardımına ihtiyacım var. Maliye. Nasıl yardım edebilirim? Maliye. Neredesin? Gitmem gerek. Yarın aynı saatte yine gelmelisin. Burada yoksam ertesi gün yine gel. Lütfen gel, tamam mı? Sorun nedir kardeşim? Başın dertte Maliye. Mi? Maliye. Gitmem gerek. Adın nedir kardeşim? Adım Maliye Alnur. Kaça kabilesindenim. Ben de Hintuluyum. Güneyden.
Senin kabilen Nuba Dağları'nda. Adın Anur mu? Bu adı duymuştum. Asil bir isimdir. Sen kraliyet soyundan geliyorsun küçük kardeşim. Benim gibi birinden neden yardım istiyorsun ki? Ben köleyim. Bu evde beni köle olarak tutuyorlar. Bana yardım et. Bu sabah seni dışarıda mı gördüm? Evet Halima. Ne yapıyordun? Çöpleri atıyordum. Gelecek sefer izin iste. Peki Halima. Maliha, ne yapıyorsun? Gidemezsin. Nereye gideceksin? Geri dönemezsin. Evin artık burası. Bu şehirde güvenli bir yer yok. Sadece burada. Benim yanımda güvendesin. Kaçmaya kalkarsan Amir seni bulur. Yalan söylüyorsun. Seni bulur ve buraya geri getirir. Bir köle hiçbir şeydir. Bir şey kaybetmezsin. Kaçarsan kocam beni döver. Lütfen. Hayır, artık olmaz. Buradayım.
Selam. Selam. Saat kaç? Bir. Gelin. Numarayı tuşlayıp bekle. Baba. Maliye. Maliye. Bu film Mende Nazer'in hala konuşamayan kölelerin hayatından esinlenmiştir. Bugün Londra'da 5000 kadar genç kadının köle olarak yaşadığına dair deliller vardır. Uluslararası raporlara göre Sudan'da 20 bin kişi köle edilmiştir. Köle ticareti hala sürmektedir. Ben köleyim. Thank you.